Evet. Devam. Examples. Tam böyle bul. Bunları tekrar etmeyeceğim. Burada önemli olan şu iç kısımlar bildiğiniz algoritma. Değişkenlerde, döngülerde falan yaptık. Bakın bunun haricinde imzaya bakın. Dikkat ederseniz tam bölen bul. Bir isim var burada. Metot adı. Parametresi var. Bir tane ve sayı olduğu için de şurada dışarıdan parametre olarak bunu aldığı için de integer olarak tanımlanıyor. Ve geriye dönüş aynı şekilde bir liste olacak burada. List tipinde return'ü var, geri dönüşü var. Bunun imzası bu. Burada. Şurada da potato cost. Yine küçük bir örnek. Dışarıdan 3 tane parametre alıyor. Bunları geçiyorum. Kodları verince incelersiniz. Arguments olayına gelelim. Arguments. Yani aslında yaptık. Dışarıdan gelen parametre şu. Burada n ile gösteriliyor. Def ile tanımlanan change name. Bu nasıl bir sonuç üretir bize sizce? Şurada function var. Burada name diye bir şey var. Change name var. Name gelmiş buna. Zekiye, Güllü, name. Ne diyorsunuz? Füllü olmaz bence Yavuz. Güllü. Bakalım. Çalıştırıyorum. Zekiye. Sonucumuz Zeki. Özgür işi sağlam almış. Güllü Zeki demiş. Zeki oldu. Neden? Hocam, şeyden dolayı değil mi? Hem fonksiyonda bir şey return etmedik. Return etseydik belki hani hem de name'e atmamız gerekiyordu. Yani return edip name'e atsaydık o zaman değişirdi. O zaman güllü olurdu. Return edip. Evet, return olmadığı için mantık değişti. Peki nasıl çalıştı? Şöyle bir bakalım. Change name dışarıdan bir şey alacak. Bir kere bunun şu anki şu uygulamayla bir alakası yok. Bu sadece bir iş yapacak. İş yapan bir parçacık. Şurada Zekiye diye bir değer var. Zekiye buraya geldi. Aslında olan şeyi anlatıyorum. Zekiye buraya geldi. Name'e atandı. Change name'e name'i gönderdik. Fakat aslında bence hani anlamadınız, fark edemediniz oradaki püf noktayı. Name buraya geldi. Change name'in içine gitti. Şuraya geldi. Tamam. Burada dışarıdan gönderilen name güllü ile değişti. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat şurada yazdırılan print buradaki parametre print değil. Bu parametre name buradaki ise variable name yani değişken olan name. İkisi farklı şeyler. O yüzden ikisi de doğru ama ikisi farklı işlemler. Name print'e geldi doğrudan. Change name'e gelen name ise buraya geldi, değişti ama bunun sonucunda hiçbir işlem yapmadın. Print'in ekrana yazmadın. Kilitlen etsen bile change name'de şuradan o return'ı alıp
bu x'i yazdırman gerekiyordu. Yazdır. O zaman. Çünkü return n demen lazım. Ne diyorsunuz? Bir ölüm sessizliği var şu an. Evet, kafa karıştığını, bu ölüm sessizliğini anlıyorum zaten. O yüzden bir S verdim orada. Zeki o Ati. Evet. Direkt atlama kısmına katılıyorum. Sesli yorum da yapabilirsiniz. Hocam ekranda hem Zeki hem de Güllü yazacak. Çünkü hem return ettik fonksiyonu hem de bu çağırdığımız fonksiyonu print ettik. Şu an Fatma bile yazsa şaşırmam. Peki. Zeki'ye Güllü kısmını geçtik arkadaşlar. Zaten ekranda sonuç var. Bakın, şöyle bir hiyerarşik bir şekilde anlatayım. Şu yok. Bu da yok. Yok. Böyle bir durumda çalışma şöyle oluyor. Şurası bir tanımlama. Tamam, bunun, siz bunu çağırmadığınız sürece, bunun sonucunda bir değeri almadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. Ama biz çağırıyoruz. Fakat dikkat edin, içinde return falan yok. Sonra geliyorum. Şurası da kullanım alanı. Tamam mı? Definition area. Burası da kullanıcı. Donuyor biraz hocam. Göremiyoruz tam olarak. Şöyle gördünüz mü? Mesela usage tarafı ve definition alanı. Şurada tanımlama şeylerini yapıyoruz. Zımbırtılarını. Yani değişken tanımlama, işte diyelim function tanımlama vesaire. Burada ise kullanım. Tanımlandı, bitti. Bunları kullanırsan işe yarayacak. Bu arada görüntü falan geliyor mu? Tamam. Tamam, ses geliyor. Name Zeki diye bir şey tanımladım. Değeri var. Change name dışarıdan parametre olarak bunu alıyor. Tamam. Veriyi gönderdim, yani string. Sonra dedim ki name'i yazdır. Burada yazdıracağı şey, burada change name'in içine gidip değiştirilen name değil. Name hem change name'e gönderildi hem de bundan bağımsız olarak print ile ekrana yazıldı. Yani bundan şurada değişip biz onu almıyoruz. Buraya da gönderildi, buraya da gönderildi. Fark etmiyor. O yüzden de ekrana Zeki'ye yazacaktır. Bu şekilde. Fakat C#'da mesela ref ve out parametreler vardır.
ref ve out parameters. Bunlar pointer gönderirler function'a. Yani metoda pointer'ını gönderir. Eğer o şekilde, burada değil ama hani C# bilenler için oradan örnek veriyorum. Şöyle diyelim, pointer'ını göndermek istediğinde, mesela şöyle ref gibi bir şeydi tanımlama kısmı. O şekilde gönderdiğin zaman bu sefer diyor ki, ha diyor, bu dışarıdan gönderilen name'in değişkeninin hafızadaki adresini change name'e göndermek istiyor. Haliyle şurada ne güllü olarak değiştiğinde şuradaki tanımlanan Zekiye'nin tanımlı olduğu değişkenin hafızadaki adresin üzerinde bir değişiklik yapılacak. O yüzden de öyle bir durum olsaydı şurada Zekiye yazsam bile buraya gönderdiğinde ref ya da out olarak name kısmında sana güllü gelirdi. Ama biz pointer üzerinde çalışmıyoruz, hatırlayın. Value type'lar reference type'lar. Value type'lar değeri kopyalar. Buradaki string de şurada tanımladığınızda, buraya gönderdiğinizde Zekiye değerine sahip olan değişken kopyalanıyor. Change name'e burada n adıyla kullanılıyor. Ama kopyası. Artık şuradaki name ile buradaki ne hafızada bambaşka yerlerdeki başka hafıza adreslerini işaretleyen, gösteren bir pointer'a sahip. Başka yerlerdeler. O yüzden bunu değiştiremezsin. Ancak veriyi kopyalar, ha şuradaki burada geçerli olur gibi. Geçiyorum. Şimdi de gene change'deyiz. Change. Bu bir dizi alıyor. Şehirler Ankara, İzmir. Change. Şehirler. Şehirleri bu ne demek oluyor? Bakın. Ben ne işe yaradığını hatırlayalım. Bakın hepsini alıyor. Yani şu gibi düşünün. Ya da bu. Bu daha doğru. Bu ne gibi bir şey? Yani sıfırdan başla, hepsini ver. İşlemiyle aynı. Bu şekilde tanımlıyorduk burada. Hepsini getir demek. Öyle çalıştırırsan ne olur? Change, şehirler, Ankara, İzmir. Change'e hepsini ver. Ankara, İzmir'i. Ondan sonra şehirler. Tabii change'e gidince ne olacak? Sıfırını, yani Ankara'yı İzmir olarak değiştir diyor. Ama çıktısı ne olacak? Büyük bir sessizlik. O zaman test edelim. Ankara, İzmir. Az öncekiyle aynı. Şuradaki değişiklik bizi burada ilgilendirmiyor. Bunu return ile geri dönmeden ve onu da şurada almadan değişikliği biz göremeyiz. Değil mi? Return ne? Ne? Evet, şöyle. Bakın. Değil mi? Az öncekiyle aynı. Buralar bu şekilde kalsın. Bunlar biraz yani püf noktalar diyelim.
challenge kısımları. Şöyle bir uygulama var. Şunu alayım. Yapıştırayım. Bakın. 4 tane farklı function var. Topla, çıkar, çarp, böl diye. Dışarıdan 2 tane değer alıyor. A, B, A, B. Bu şekilde. Toplama, çıkarma, böl, çarpma, bölme yapıyor. Bu kadar. Basit. Mesela siz de bunların paramlı versiyonunu yapabilirsiniz. Şöyle. Neydi? Verydik. Parameters. Yani istediğin kadar veriyi tuple olarak gönderebiliyordun değil mi? Bu sayede mesela toplaya iki tane değil istediğin kadar parametre gönderebilirsin. İstediğin kadar parametreyi birbiriyle toplayabilirsin. Ama içeride döngü kullanman lazım tabii. Sana liste olarak gelecek. Artık böyle AB diye kullanamazsın paramsla aldığında. Çünkü sana tuple tipinde liste gelecek. Bu bir araştırma ödevi olsun. Notunuzu alın. Sonra bana sormayın. Geliyorum işleme. İşlem de bir function. İşlem de diyor ki bana dışarıdan F1, F2, 3, 4 bir de işlem adını ver. Ne demek bu? Bakıyorum. Şu demek. Kullanım kısmı da bu. Bunu bir çalıştırayım. Şöyle yapayım. 5. Ne yaptı? Topladı. Ne yapıyor? Bakın şunlar functionlar. Function as arguments diye geçer bu. Şu. Function as parameters. Arguments, parameters aynı. Yani bir function'ı siz başka bir function'a bir parametre, bir argüman olarak. Şunlar argüman ya da parametre diye geçiyordu hepsi. Bunları bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Function alan, function'ı parametre olarak alan function'lar. Bu JavaScript'te de var, burada da var vesaire. İşlem at. Toplamı, yani dışarıdan 5. parametre olarak topla, çıkar, çarp, böl gibi şeyler geliyor. Bu da şurası. Diyorum ki dışarıdan istenen tip, işlem tipi toplu ise onu diyelim F1 ile çalıştır. F1 ne? Şu, yani function 1 topla. Yani şu, bunu çağıracak. İçine de 2 tane parametre gönderecek. Ve onları toplayacak. Şuradaki F1 bu. Ben şunu kapatayım bir. Ne olsun mesela? Ben tip. Önce tipini bilirsin. Sonra da 1, sayı 2 olsun. O zaman desin ki işlem tip, eğer işlem tip mesela topla ise ne yapsın? Topla hangisiydi? Şu. İçeride çağırsın bunu, tamam mı? Yani diğeri kafanızı karıştırır şu an. Topla olsun sayı 1 ile sayı 2'yi yapıştır. Sonra
işte bunun sonucu bir de değil mi? Result olacak bize. Result gelecek. O da sıfırla başlangıç değerini verelim. Result. Evet, bu. Elif. İşlem tipi. Var. Bu sizin daha hızlı anlayacağınız bir örnek. Var. Bir elif daha. Çarp. Result. Çarp. Sayı 1. 2. Böl. Evet. Bu da. Finally. Yani bunlardan hiçbiri değilse işlem tip nedir? Hata verdiğini söyleyelim. Yani bunun bir hata olduğunu. Bu da genelde eksi 1 ile falan gösterilir. Ama eğer eksi değerler sizin için kullanılabilir ise o zaman eksi 1'i hata tipi olarak kullanmamanız lazım. Hata result'ı. Sonra return result. Sonra şurada da ayırayım ben bunu. Version 1. Burada version 2 olsun. Bu da şu. Kullanım bak. Bu bana bir şey dönecek. İkisi alışkınım ben. Şöyle yapıyorum. Mesela işlem tip topla olsun. Sonra 3-5 diyelim. Result sen değil. Result x. Neden? Çünkü sen bir returnsün. Karışık. Nerede? 25. Else. İki nokta koymadık hocam. Evet. 8. Şurada da kapattığımızda biraz garantiye dalmış oluruz. 8. 3-5 topladı 8. Çarpsam ya da şöyle yapayım. Bu da doğru. Peki şöyle yapsam. Eksi bir. Eşleşmedi çünkü. O zaman şöyle de yapılabilirdi. Hopla. Hopla. Çıkar. Bu yöntemleri kullanıyoruz bu arada. Gerçek hayatta. Çarp. Böl. Böl. O zaman şuraya gelsem. Error. Çarp dersem. Bakın tipine bakın. Bu farklı bir tip olarak görünüyor. Çağır bakayım. Hata yok. Hata yapma olasılığınız yok çünkü artık. Değil mi? Onu yok ettik.
Buna inam kullanımı diyoruz aslında. Yani burada mesela C# Java'da inam biraz daha farklı gibi görülebilir. Ama temel mantık aynıdır şuradakiyle. Buna inam diyelim. Bu şekilde parametrik olarak gönderebileceğiniz mesela çarpma vesaire, bu da string ama bunlar da string değil mi? Ama siz topla, çıkar falan bunları elle yazdırırsanız bunun hata olasılığı çok yüksek oluyor. Böyle durumlarda biz inam kullanarak işi garantiye alıyoruz. Soru var mı? Bu arada ekranı görüyorsunuz değil mi? Şu an. Kodları. İnan tam olarak ne? Araştırma ödevi olarak kalsın. Siz de araştırın inamın ne olduğunu. Şurada her şey anlaşıldı mı? Bakın function şurada iş yapan tanımlanmış function'lar var. Burada işlemi yöneten kısım var aslında. Şurası kafanızı karıştırır diye buraya girmedim açıkçası. Ama şu yöntem çok daha sade. İşlem tipini ver diyor ve sayıları ver diyor. Sonra da içeride kontrol ediyor. Ha, şu da, şu daha doğru. Sonradan çevirdiğimiz için. Mesela bu daha doğru artık. Normal metin gereksiz. Çarp. Öl. İnamlarla ben kontrol ediyorum. Dışarıdan gelen veri. Ama bu string. Yani inam dediğiniz zaten budur. Bir şeyi sabitler. Python'da inam kullanımı çok özelleştirilmiş olmadığı için size ekstra örnekle hani anlatmak da zor olur. İnam basit bir şeydir ama buradaki örnekte kullanıldığı gibi. Yani şurada ne yaptım mesela? İlk önce çarp yazdım, çalıştı ama şuradaki metni değiştirdiğimde mesela yapıyı bozdu ve çalışmadı. O yüzden ben dedim ki o zaman ben parametre olarak şunları gönderirsem sabit olan, sabit diye de düşünebilirsiniz bunları. Sabit değerleri gönderirsem bunların verileri, tamam mı, korunmuş olur aslında. Ben şunları yazdırırım. Bunlar da değişken olduğu için yazarken hata yapma olasılığı olmaz. Değil mi? O yüzden de şuradaki hatalardan, yazım hatalarından kurtardık. Evet. Bunlar böyle. Error değil de wrong answer diyelim. Hata değil çünkü bu. Şunu alayım. Şu öne yapıştırayım. Version 2
Öyle kalsın. Yine mi araştırırsınız arkadaşlar? Farklı dillerde de var. Oradaki karşılığından belki daha iyi anlarsınız. Mesela C Sharp bilenler. Geçiyorum. Add. Bakın burada da yine belirsiz sayıda parametre alan. Buna özet olarak böyle diyoruz. Belirsiz sayıda parametre alan. Function'lar. Şu parametre. Geldim. Yapıştır. Verydik. Parametre var gene. Params. Yıldızla gönderiyorum. Ve içeride bunun tipini istiyorum. Neyim var? Bana tuple olarak geliyor. 3 tane çağrım olduğu için 10, 20, 50, 3, 3, şurası da bakıyorum. Tipler tuple. Dışarıdan bu bize tuple olarak getiriyor. Şunu kapat. Tipini aldık. Sum sıfır olarak bir değişken tanımladım. Ve bunları toplayacağım kendi içinde. Yani şuradan parametre olarak gönderilen, belirsiz sayıda gönderilen parametreleri birbiriyle toplayacağım. 10, 20, 50. Hepsi topluyor. 50, düzelteyim, 80, 60, 200. Şu 200, 60, 80 sonuçlarını getirdi bana. Ve tek bir function'da yaptık bunu. Add ile, değil mi? Ne yapıyoruz? For and in params. Sum'a hesaplanmış bir şekilde ata bunları. Sum artı n, yani her bir item'daki değer topla, sum'a ata, geriye dön. Geride ne yapıyor? Print yapıyor. Evet, devam ediyorum. Display user. Burada da bir örnek var yine. Şu parametre yöntemi neydi? Şöyle bir şey var. İki tane yıldız. Arcs. Ne bu? Keywords. Keywords. Hayır. Keyword type olarak yollanan belirsiz sayıdaki input olmuyor mu? Evet. Yani teori olarak evet. Ama tipin adını sormuştum. Hemen şeyi göstereyim. Şurada hatta kapatayım. Bana tipini yazsın sadece. Dictionary tipinde. Key double arcs. Dictionary tipi. Ve şurayı kapatıyorum şimdi. Tamam. Dictionary tipinde olduğunu öğrendik. Gelen şu tipin. Ve key value
yapısına sahiptir dictionary'ler. Değil mi? Key value ne demekti? Yani özelliği neydi mesela? Tamam, bir key var, bir de value var. Ama key ne yapar? Value ne yapar? Evet, Öztürk. Doğru. Özet. Key'ler bir veriye erişilecek bir anahtar gibi düşünün. Key'ler sabittir. Kendi içerisinde, yani dictionary içerisinde tekrar etmemesi gerekir. Ama value'lar tekrar edebilir, fark etmiyor. Aynı mesela bir sınıftaki öğrenciler gibi düşünün. Sınıftaki öğrencilerin ID'sini de tutacaksınız bir yerde. Adını da tutacaksınız. Sınıfta aynı isme sahip birden fazla öğrenci olabilir. Ama ID'ye sahip, yani aynı öğrenci numarasına sahip birden fazla öğrenci olmaz. Bunun gibi. Key value in args nokta items diyerek items function'ıyla biz bunun içindeki veriyi dictionary olarak alıyoruz. Sonra içinde döngü içerisinde de işte bu şudur deyip, bakın şurada yer tutucular var değil mi? İşledik detaylı. Key ile value'yu göndereceğiz. Key buraya gelecek. Value da buraya. Formatlama yapıyoruz. Key value olarak gönderiyoruz. Display user'ı çağırıyorum ben. Diyorum ki name Ecem Gül. Öyle bir isim hayatımda duymadım ama. Age 45 olsun. City İstanbul. Murtaza Can. Burada da bakın name, age, city ve phone bilgileri var. Bir de Abbas Can'ımız var. Burada da city, phone, bir de ekstra e-mail'imiz var. Dikkat edin. Birer tane fazladan koyuyorum üstüne. Ondan sonra çalıştır. Ne yapıyor burada? Tabii bir de şurada yaptıktan sonra şunu. Nasıl oluyordu bu? Şöyle değil mi? Unutuyorum. Evet. Bir şöyle yapsam daha iyi oldu. Bakın her birisi için ayrı ayrı yazdı. Name is Abbas Can. Age bu, şu bu. Ondan sonra hepsini yazdı. Ayrı ayrı. Bunu da display user ile yaptık aslında. Dışarıdan biz bir dictionary tipinde veri göndereceğiz dedik. Ki JSON formatına çok benziyordu bu. Değil mi? Yapı olarak örnekler yaptık. Ve bunu gönderdiğimizde içerisindeki veriyi istediğimiz gibi formatlayarak gösterdik. Peki. Ekstra yani gıcıklık seviyesini artırıyorum farkındaysanız. KeyWArgs. Bakın az önce yaptığım şeydi bu. Args bu. Tek yıldızlı. Bir de KeyWArgs var. KeywordArgs arguments. İki tane yıldızlı. Şöyle de bir algoritma var. Yani ekrana basıyor. Ne yapar bu sizce? A, B, C. Args. Key, double, args. Ama şuraya bak. 10, 20, 30. Mesela 10, 20, 30 buraya gelecek. 40, 50, 60, 70. Bir de key 1 ile 2 diye bir şey var. Nasıl bir sonuç alıyoruz burada? On, yirmi, otuz mu sadece?
Yerleri ne işe yarayacak? Hepsini tamam diyelim, dediğin gibi yazacak. Ama nasıl? Bu veriler nereye gidiyor? Yani bak, bunlar 3 tane değişken. Bunlar sabit. Şurada bir args var. Bunu params gibi düşünün. Tamam mı? Ne işe yarıyordu bu? Tuple gibi tutuyordu değil mi? Yani varied parameters olarak tutuluyordu. Yani tek bir varied parameterla birden fazla 3, 5, 10, 20 fark etmiyor. İstediğin kadar değişkenin değerini parametre olarak gönderebiliyordun zaten. E bunlar da var. E bir de üstüne şu olacak. Kürşat ve Uz doğru. Tam olarak o şekilde. Burası basit anlamda şöyle. 10, 20, 30 şunlara gelir. Bunlar zaten yazılır. Sonra args ise şuradaki değerleri alır. Çünkü ilk 3 tanesi zaten ABC diye kapatılmış. Ama son 4 tanesi boşta. Bu değerlerde args olarak gelir. Params yani 4 değil 44'tü. 44 tane de değer olabilirdi burada. Key 1 ile 2 ise zaten dictionary tipinde. Key value pair bakın. Key value. Key value. Key double args dictionary tipinde aldığına göre bakın bu zaten şu yapıyı karşılayacak. Tek bir tane var, o da key double args. Bu değil. Key double args dictionary olarak alır. O yüzden de bunlar key double args'e gelir. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Buradan değil. Biraz daha zorlayayım mı? Yakayım mı kayışları? Lambda. Kayış koparan. Bak şimdi. Şöyle bir yapımız var. Ne işe yarar bu? Hiç bilmiyoruz değil mi? Hiç bilmiyoruz. O zaman basit düşünelim. Yani şu aslında şudur. Doğru mu? Bu da bir square adında bir tane metot tanımlamışsın demektir. Sen bunu böyle de yapsan fark etmiyor. Değil mi? Bu bir metot kullanımı. Yani çok basit olan, içeriği çok basit işlem yapan bir şeyde şu yöntemi kullanabilirsin diyelim. Ama lambda, lambda expression yöntemleri, bu C Sharp Java'da falan da vardır. Lambda expressions. Farklı bir söz dizimi. Yıllardır mesela C Sharp'ta yazılır, database işlemlerinde falan çok iş görüyor diyelim. Karmaşık sorgu yapılarını çok daha basit programatik komutlara dönüştürebilmenizi sağlıyor. Şöyle bir yapı var. Bunun lambda versiyonu şu. Bakın lambda diye tanımlıyorsunuz. Num. Num orijinaldeki parametre adı gibi düşünün. Num ile tanımlıyorum ben. Sonrasında da İşlem yap. Ne yapacaksın? Num
çarpı çarpı 2. La. Ne olsun? 2 ile toplasın. Tamam. Ben topla dersem 2 ile 2'yi toplasam 4. Başarılı. Bu böyle de çalışıyormuş demek, değil mi? Ne yapsam? Topla. Tabii artık adı büyük harfle başlamıyor ya. Öyle de yapabilirdik. Yapabilirse yap. Aynı. Şununla bu aynı şey. Soru yok mu? Daha fazlasını istiyorsunuz. Azmi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir fonksiyon içinde lambda neden kullanılır ki? Yani ne için? Tam olarak ben onun mantığını anlayamadım. Karmaşık sorguları komut yapılarını daha basitleştirmek için. Mesela en basit işlemde bile bir döngü kullanmak zorundasındır bazı durumlarda. En basit işlemde bile. Ama bunu yani küçük bir satıra yaptırabilirsin lambdayla. Lambda sorgu yapılarıyla. Örneklerde anlayacağım biraz da. Lambda biraz kafa karıştırıcıdır. Bunu biliyorum. Her dilde böyle. Her dilde anlatırken bu ne ya falan dedirttiği durumlar oluyor. Ama sorgu tarzı, mesela database odaklı sorgularda özellikle database diye kısıtlamayayım. Veri kaynağını sorguladığın. Mesela bu bir liste olabilir. Herhangi bir tipteki koleksiyon ya da bir herhangi bir veri tabanı olabilir. Ya da bir XML dokümanı, JSON dokümanı fark etmiyor. Bunlar içerisinde işlemler yapmak için, en ufak işlem için bile döngüler, karmaşık sorgular, filtreler, bir şeyler yapman lazım. Bunları çok daha basit sorgularda yapabilmeni sağlıyor. Yani sanki veri tabanında sorguluyormuşsun gibi, bir select ile ver filtresi uyguluyormuşsun gibi yapabileceğin bir sorgu yapısı oluşturuyor. İnceleyelim. Numbers var. Mesela şunları geç. Bakayım. Yok. Buna gerek yok. Bu örnek karıştırır. Şurada. Bakın şununla bir function var. Return olarak da ne yapıyor? Küçük bir matematiksel işlem var. Az önce yaptığımızın aynısı. Bununla aşağıdaki aynı şey.
Size daha önce şuradayken, şuralarda bir yerdeyken sanırım veri tipleriyle alakalı değişken işlemlerinde falan demiştim, oraya girmeyeyim diye. Lambda biraz böyle. Bunları daha sonraya bırakalım. Şimdilik devam edelim biz. Daha farklı uygulamalarda kullanacağımız yerler olacak. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Scope, bunu incelemiştik, değil mi? Hatırlıyorsanız mesela global olayını. Doğru mu? Ses geliyor mu? Görüntü, ses. Tamam. Şimdi ekranda görüyor musunuz? Scope alanını açtık. Bunu daha önce incelemiştik. Doğru mu? Evet hocam, anlatmıştınız. Tamam. Bunu geçiyorum. Şimdi bir örneğe bakalım. Örnek inceleyeceğiz. Cache Machine. Murtaza Can'la Abbas Can'ın başrollerini oynadığı bir uygulama olacak bu. Tamam. Cache Machine Application diyelim. Bir tane bankamatik işlemi gibi. Benim SQL Server kitabımdan kaynaklarda görmüşsünüzdür eğer okuyanlar varsa. Orada transaction işlemlerini anlatıyorum. Bir banka altyapısında diyelim A hesabından B hesabına para aktarma gibi işlemler. Onun böyle programatik çok küçük minik bir örneği diyelim. Account 1 ile account 2 var. Murtaza Can X bankasında şu hesap numarasına sahip bir hesabı var. Balansında yani bakiyesinde 3000 var. 3000 birim var. Additional account'u da var. Yani ek hesap. Burada da 2000 var. Yani diyelim ki bir tane hesabından işte 3000 var ama 3500 gönderecekse bir yere, 3000 artı ek hesabından da 500 birim alabilir bu şekilde. Account 2'de de Abbas Can var. Burada da 2000 balansı var ve 1000 de additional account'unda var. Withdraw'da para çekme işlemi diyelim. Account amount. Yani hesap numarasını ver. Hesabın kendisini yani burada. Bir amount'unu ver. Yani miktar bilgisi. Ondan sonra merhaba diyelim, account full name. Yani şunu gösterecek adını. Sonra kontrol edecek. If account balance büyük eşittir amount ise, çünkü şu işlemleri yapmak için mesela Murtaza Can diyelim 3000 balansı var bakiyesi ama bir de ek hesabında 2000 var ama 6000 göndermek istiyor. Ama o kadar parası yok. Bu işlemi başlatmaman lazım değil mi? Yapamazsın. O yüzden bir kontrol yapılması lazım. Balansında büyük eşittir yani fazla ya da eşit amount varsa, miktar yani ne kadar para göndermek, çekmek ya da istiyorsa diyelim, burada para çekmek diyoruz. Parayı çekmek istiyor bankamatikten. Varsa tamam, sorun yok. True dönecek. Account balance eksi eşittir. Yani işleme geçiyor artık şurada. Tamam. İfi geçti. Eksi eşittir amount. Çünkü zaten o kadar parası varmış. İndir bunu. Ne kadar? Diyelim ki 2000. Tamam. 2000 lirayı hesabından bir sil diyor. Account'tan. Ne olacak? 2000 ise burası 0 olacak. Sonra paranız hazır, alabilirsiniz. Balance inquiry. Burada da bir kontrol yapıyoruz diyelim. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şurada
şu kadar TL bulunmaktadır gibi bir bilgi gösteriyoruz. Bir kontrol işlemi yapıyoruz. Ondan sonra burada parayı aldı. Else ise, else ne demek? Bu account sahibinin hesabında şu kadar bakiye yok demek. O zaman ne olacak? Bu kişinin bir de ek hesabı var idi. Bir de ek hesabını kontrol etmemiz lazım. O zaman diyoruz ki biz bu adamın ek hesabıyla birlikte bir kontrol yapalım. Ne yapalım? Burada total amount diye bir değişken var. Ona bir aktaralım bakalım ikisini de ne varmış. Account balansını al bu hesabından şuradan. Bir de ek hesabından bakın artı ek hesabından da şunu al topla şuna bir atal. Ondan sonra kontrolü şuradaki kontrolü gene yap. Total amount büyük eşittir mi amount'tan? Yani çekilmek istenen paradan. Additional account usage. Yani tamam bu kadar param varmış ama ek hesabındaki parayı kullanmak istiyor musun? Çekmek istiyor musun? Yes, no. Y ya da N'ye bas klavyeden. Additional account usage eşit eşit Y ise şuraya gelecek. Yani parayı kullanabileceksin. Ne yapacak? Additional account amount to be used. Kullanılan amount yani kullanıcının çekmek istediği para eksi account'undaki balans. Bunu hesapla. Account'ını sıfırla. Çünkü account'taki balansı sıfırla. Çünkü zaten o gitti. O komple bittiği için additional account'a geçtik. Sonra da additional account'a da ne kadarı kullanıldıysa bakın miktardan balansı yani kullanıcının şu hesabındaki parayı çıkardık. Orada kalan ne oluyor? Kalan additional account'tan çekilen paradır. O yüzden eksi eşittir yapıyoruz. Sonra da parayı aldın. Sonra tekrar kontrol yap. Hesapta şu kadar kaldı. Eğer yes değilse else gelecek. Burada da size özet bir bilgi göstermiş olacağız. Account no'nun işte 3-5 no'lu hesabınızda şu kadar balans bulunmaktadır. Çünkü çekmek istemedim. Şuraya gelirse bakın burada da if şu şarta uymuyorsa büyük eşittir bakiyesiz demek. Çünkü ek hesabında kontrol edildi. Ek hesabında da para yok. Ya da yeterli değil. Sonra gene bilgi bas ekrana. Mesela withdraw account 1 3000. Ne var bizde? Account 1'de 3000 var. Gel buraya. Çalıştır. Murtaza'nın hesabında işte alabilirsiniz diyor. Çünkü ben bu işlemi yaptım. Ondan sonra parayı aldı demek bu. 3000 lirayı. Şu no'lu nedir o? Bakın şu no'lu hesabınızda 0 TL bulunmaktadır. Ek hesap limitinizde ise 2000 TL. Merhaba Murtaza. Neden bunu sordu? Çünkü biz tekrar 2000 lira para çekmek istedik. Aynı hesap için. Ek hesap kullanılsın mı diyor. Bakın. Yes, no. Şurada para bitti. 3000 vardı hesapta bitti. 2000 tekrar istiyorsan bakın 3000 Murtaza. Additional'da da 2000. Hatta bunu 1000 yapalım. Ekstra 1000 çeksin. Şurada da Y diyeyim.
Tabi bunu sonradan değiştirdiğim için yemedi. Yes. Evet. Bakın şurası. İlk hesap limitiniz ise 1000 TL oldu. Ben 1000 istedim. 3000 sıfırlandı. 1000 alınca 1000 kaldı. Var mı soru? Ses yok. Kimse var mı orada? Tamam. Sorunuz varsa alırım. Şurayı da inceleyelim. Ya da mola mı verelim? Hani bir smile vardı ya, böyle ağzından salya akıyor. Fazla sallayınca öyle mi oldu? Bir 5 dakika mola verelim. Evet, 3 saat. Evet, bu teklif de sık sık geliyor Ayşe. Ek hesaptan kullanmak istiyor Ayşe. Ek hesaptan para alma olayını tam anlayamadım. Kodu incelersiniz. Vereceğim zaten. İsterseniz bugün şöyle yapalım. Bugünden sonra zaten klaslara geçeceğiz ya. Klası zaten bugün geçemeyiz. Doğru olmaz başlangıç yapmak. O yüzden şurayı anlatayım, bitirelim. Bakın burada da aslında daha önce yaptık. Functions as parameters. Methodception dediği bu Interception filminden düşünün. İç içe olayı var ya. Oradan bir espri. Dışarıdan parametre alıyor. Another diye. Ama another'a içeride bir function'mış gibi davranıp şu şekilde çağırıyor. Parantezlerle. Methodception. Add two numbers. 35 artı 77. Tamam. Methodception'a yeni bir tane, başka bir tane function'ı parametre olarak gönderebiliyorsun. Add to numbers diye. Mesela şöyle. Bunun da sonucunu da ekrana yazıyorsun. Lambda ile de bunun aynısını şöyle yapabiliyorsun. Bakın lambda yönteminde bu çok fazla farklı konular, farklı disiplinlerle alakalı bir şey aslında. Anonim fonksiyonlar ya da metotlar ve lambda expression şu şekilde kullandığınızda herhangi bir şeyi, lambda expression'ı tek seferde kullanabilirsiniz bunu. Bunu lambda ile oluşturduğunuz bir şeyi, mesela herhangi bir değişkene atamazsanız tek seferlik gene çalışır. Ama tek seferlik kullanabilirsiniz.
İstediğiniz kadar, istediği kadar karmaşık olsun. Çok iş yapıyorsun, fark etmiyor. Bunun x değişkeni, yani böyle herhangi bir değişkeni atamadığınızda bu anonim bir function'dır. Anonim function. İsimsizdir. İşlemi bir kere yapar. Ama normalde metotlar, function'lar anonim değildir. Onların bir adı vardır. İsimlidir. Bu isimlerle tekrar tekrar kullanılabilir. Lambda'lara da anonim değilmiş gibi davranmak istiyorsanız bunları bir değişkene atamanız lazım. Yapmak zorunda değilsiniz. Bu tarzını söylüyorum. Yani her türlü kullanabilirsiniz bunu. Burada mesela anonim function gibi düzelteyim. Evet, anonim function gibi kullanılıyor. Çünkü function'ın işini yapıyor. Anonim function olmuş oluyor. Ama bunu tek seferlik kullanabiliyorsunuz. Ama mesela add to numbers'ı sen bunu istediğin kadar çağır. Bu isimle gibi. Dediğim gibi çok farklı teknik detayları var. O yüzden böyle adım adım gireyim oralara. İhtiyacımız olduğunca. Yoksa zaten uçup gidecek. Bilgi. Şurada da filter diye bir tane function var. Oraya bir tane lambda sorgusu geliştiriliyor. X eşit değildir 13 ise. Bak bu mesela şeydir. SQL'de select, şurası önemli değil, from table name ver x. Bunun gibi bir sorgu yapısını, hatta şöyle diyeyim, buradaki örnekten gidersek, şu. Aynı. SQL'ciler yukarıdaki şu yapı, şunun aynı. Sorular. Ne oldu ya? Biliniz mi? Bak şurada da bir tane var. Burada da mesela şunu geç. Bir döngü yapısını lambda ile nasıl yaparsın? Lambda sintaksıyla. For x in. Şimdi x'i programlama dili tarafında tanımlaman lazım önce, değil mi? O yüzden de başında tanımlıyorsun. For x'i kullanıyorsun tanımladığını. In my list. Sonra da if x bla bla filan. Neyle aynı bu? Kodu yazarsak belki C dili daha yakın gelebilir size. Şöyle diyelim. Nasıl basit gösterebilirim? Bununla ilgili örneğimiz var mıydı? Bakayım. Liste örneklerinden gidersek my list. Evet, şunun gibi. If kullandığımız var mı? Bu diyelim. Şunu değiştireyim. Ürünler. Şu x olsun. Burada ne yapıyor? Önemli değil burası. Şuradakiyle alttaki aynı. If x eşit değil 13 ise işte my list içinde dön falan filan. Bunun gibi.
Daha karmaşık yapılar oluşturabilirsin Yusuf. Mayıs'ta 13'e eşit olana kadar yazdırılmaz mı? Yani döngü ne yapıyorsa onu yapar. Evet. Başka örneğin var mı? Yokmuş. O zaman bugün bitirelim. Yazmışız. Peki. Return kısımları falan bunları sonra. Biraz pratik yapmanız lazım. Return'de de çok bir şey kalmadı zaten. Return temel yapısını yaptık. Orada sadece çoklu dönüşleri göstereceğim. Birkaç farklı teknik. Evet, soru var mı? Filtre kısmını özel olarak anlatmadım. Filtreleme yapmayı sağlıyor. Veri üzerinde. Bu sadece bir örnek. Soru var mı? Saat 35 dakika. 36 dakika olmuş. Son olarak da şeyi göstereyim ben. Şunları geçiyorum. Çok önemli değil. Yaptık benzerlerini. Mesela bir function'da çoklu değer dönme. Burada göstereyim. Function konusunu bitirmiş oluruz. Yarın tamamen class'a geçeriz. Bakın burada çoklu değer dönmek için multiple values, returning multiple values işlemi için birkaç tane teknik var. Objeleri kullanarak şu hani niye özellikle göstermiyorum? Çünkü class kullanıyoruz burada. Class'ı falan görmedik. Init'in ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hani çok ciddi bir etkisi olmasa da bu konu üzerinde burayı hayal etmeniz biraz zor olur. Ama çoklu değer dönme kısmında mesela bir sınıf dönebilirsiniz. Return test mesela. Bakın testin nesne örneğini dönüyor. Function return test. Bu çok kullanılan tekniklerden biridir. Sonra using tuple, yani tuple neydi? Bir liste olarak şu şekilde, değil mi? Parantezler içinde. str ve x'i göndermeni sağlıyordu. Burada da doğrudan mesela str içeride olan şu değer, x de şu değer. Bunların ikisini arada virgülle gönderirsen tuple tipinde geri dönüş yapmış olursun bir function'dan. Ve bunlar işe yarar şeyler. Nasıl karşılarsın? Mesela Go'da da aynıdır. Go eğitimlerimi bilenler için. Function'ı çağırırsın. Assign return tuple diye. Driver code test above method diyor. Şurada mesela neye atadığın çok önemli değil. str ve x tamam mı? A virgül b de olur. Buradan dönen değerler şuradaki sol taraftaki değerlere aktarılır. Ama sırası önemlidir. Bakın str ilk, x sonra döner. İkinci olarak. Burada da aynı şekilde karşılaman lazım. Tip olarak falan. Böyle de alırsın. Using a list. Burada mesela str ile aynı şekilde bir diziymiş gibi gönderiyorsun. str virgül x. Döndüğünde de list olarak dönüyorsun. Bunun gibi. Bir de dictionary yapısı var. Dictionary'de de yani benzer mantık. İçeride bir dictionary üretiyorsun. Sonra onun içerisine senin istediğin verileri aktarıyorsun. str, x vesaire. Sonra dictionary'yi dönüyorsun. Aynı şekilde de alıyorsun. Bu kadar. Geçen hafta loop dosyasını paylaşmamıştınız. File operations coordinator. Tamam. Unutmuşum demek. Onu da atarım. Tamam mıyız? Soru var mı? Süreci biraz hızlandıracağız.
Ben o şekilde bir bilgi vermiş olayım. Yani asıl önemli konulara odaklanacağız zaten. Ama biraz da uygulama tarafına ağırlık vereceğiz. Daha önce planladığım gibi. Mesela şöyle daha business tarafına ağırlık vereceğiz. File tarafı şunları incelemiştik. Config inceleriz sonra. Sorun değil. Uygulama tarafında işimize yarayacak. Zaten kullanacağız onu. Modül OOP tarafını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Burayı bilmeden bir iş yapamazsınız zaten. Exception Handling, bunları kullanacağız. Ve şu otomasyon vesaire konularını geçeceğim. Clean Coding, bunları aralarda serpiştiriyorum. Ben bilgi olarak veriyorum. Mesela işte test ya da açıklama satırları vesaire. Düzgün kod yazma. Bunları zaten ben kendim uyguladığım için hallediliyor. Şu multi-threading ve paralel programlamaya geçeceğiz. Otomasyona geçeceğiz. Tamam. Advanced Python'a girmeyeceğiz. Networking'e girmeyiz. Girmeme sebebimiz sonradan gireceğiz. Çünkü öncesinde epey bir antrenman yapmanız lazım. Ama bunlardan önce de şu database işlemlerine gireceğiz. Buraya yoğun zaman harcayacağız. Farklı farklı veri tabanlarıyla falan. Bunlar çünkü business tarafta kullanacağınız şeyler açıkçası. Yani paralel programlama sizi işe alacak çok kişi bile, yani Python'da paralel programlama dedim mi o ne ya diyecek, hani paralel örgüt mü kuruyorsun diyecek yani açıkçası. Genelde bilgi seviyesi bu. İyi hocam, girmeyeceğiz deyince korktum, ben de SQL bakacağım veri tabanına diyeceğiz. Ben seviyorum o ileri seviye şeylerle uğraşmayı ama hani anlatırken siz alamayacaksınız. Niye anlatalım değil mi? SQL tarafında ağırlıklı olarak yani SQLite, MySQL, PostgreSQL üzerinde çalışacağız. Zaten bizim kullanacağımız tool'larda da hani ORM araçlarında da siz ne yazarsanız yazın, arka tarafta bazı ayarları yapıp bunu PostgreSQL'de de sorgu olarak kullanabilirsiniz. Diyelim MySQL'de de. Yani çok kritik olmayacak ama farklılıklar yapacağız. Ben açıkçası bu tarafları böyle yıl sonuna kadar bitirelim diyorum. Yine bitmeyecek tabii. Bayağı uğraşacağız üzerinde ama yeni yılın başında şu web tarafına bir giriş yapalım bence. Yani API'lerden, web programlamanın altyapısından, backend tarafından bahsediyorum. Zaten frontend eğitimlerinde onları görüyorsunuz. O tarafları erkenden başlatmamızın sebebi o taraflara biraz aşina olun. Kullanım mantığını öğrenin. Çünkü onları bilmeden bu tarafı zaten yapamazsınız. Mantığı anlamazsınız çünkü. Tarayıcı içerisinde çalışma olayları falan. Onları öğreniyorsunuz. O taraflar önemli açıkçası. Ama ben de dediğim gibi backend tarafına böyle kesin bir şey diyemiyorum ama yeni yılın böyle başlarında falan girmiş oluruz. Database tarafına aşina olmuş olursunuz. Orada epey bir sorgu yazmış olursunuz falan. Ondan sonra da full ve yoğun bir şekilde web yazacağız. Açıkçası oralar çok zamanınızı alacak. Bol bol Python pratiği yapın. Şimdiden söyleyeyim. Sadece benim anlatmamı beklemeyin. Yani ödev yoksa bile siz ödev çıkartın kendinize. Ya da benim anlattığım konuları, örneklerini uygulayın gibi. Mesela function'lar önemli. Farklı programlama dillerinde tecrübesi olmayanlar için özellikle. Ya da olsa bile farklı. Çünkü söz dizimi çok farklı burada. Kolları atarım. PLC bağlantısı İbrahim. Yani çok gerekli değil açıkçası. Yani bizim planımızda çok gerekli değil. O yüzden girmeyeceğiz. Biz daha çok dediğim gibi veri odaklı, web odaklı çalışmalar yapacağız. Aramıza birçok arkadaş katılıyor. Bu arada genel duyuru da yapmış olayım. Yani aktif programcı arkadaşlar katılıyor. Siz farkında olmasanız da.
ya da machine learning tarafında, yapay zeka, deep learning tarafında bu tür arkadaşları da alıyoruz. Yani çalışmalar yapmış arkadaşlar. Onlar da Python tarafını güçlendiriyorlar. Benim önerim, yani onların da diyelim machine learning'e odaklanmıştır ama kimisinin işte Python tarafında temelleri eksik olabiliyor. Onlar da o tarafını kapatıyor. Siz de aynı şekilde. Ya da mesela machine learning'de geliştirme yapıyor ama Python tarafına odaklanamadığı için diyelim geliştirdiğim modeli yayınlama süreçlerini, diyelim Flask ile web uygulamasına dönüştürme ya da Django ile bunu nasıl uygulamaya dönüştürme. O taraf tamamen farklı çünkü. Çok farklı bir dünya. Şimdi o taraflara da girmek için dediğim gibi yani veri tarafı çözülmüş olmalı. Web uygulama tarafı çözülmüş olmalı. Servis mimarisi, makro servisler, bilmem neler. Bunlar biraz zaman alacak ama böyle birleştirerek lokomotif gibi gidiyoruz. Tren gibi. Ondan sonra da zaten full uygulama. Bu arada bundan sonra dediğim gibi ben birkaç haftada özellikle söylüyorum. Artık böyle başlangıç aşamasında kimseyi almıyoruz ekibe. Ve sadece tecrübeli arkadaşlar katılabiliyor. Bir diğer noktada diğer arkadaşlara da söyleyebilirsiniz. İletişiminiz varsa. Belli bir süre eğitimlere katılmayan arkadaşları gruplardan silmeye başlayacağız. Bu sizin özellikle öğrenci arkadaşlar için bir sınav dönemi falan var. O sınav dönemi haricinde ben bazılarından duyuyorum bazı tarihleri falan. O dönemleri es geçerek söylüyorum. Bazıları mesela o yüzden katılamıyor. Sınav dönemleri var. Videolardan falan devam edecekler. Ama dediğim gibi o dönem haricinde süreci başlatacağız. Birkaç hafta eğitimlere katılmayan arkadaşları gruptan çıkaracağız. Bunu başlangıçta söylemiştim zaten. Tamam. Sorunuz var mı? Mesela bugün sınavdan çıktım. Geldim mükemmel oluyor. Hocam kafa iyice yanıyor. Evet Burak. O kafaları çok yaktık Burak. Hafta içi benim derslere denk geliyor hocam. Sümer. Bunların farkındayım. Yani çünkü çok yoğun program uyguluyoruz. Biz bu eğitimi özellikle Python için başlattığımızdan dolayı Python eğitimleri önemli. Frontend tarafını sonradan ekledik. Yani frontend için gelen arkadaşlar sonradan katılanlar. O yüzden siz ne için katıldıysanız öncelikle onları biz öncelik alıyoruz. Frontend için katılanlar da frontend tarafında değerlendirecek. Yani diyelim Python'a katılma zorunluluğu olmayabilir onların. Ya da tersi. Bazıları öyle olabiliyor. Mesela çok farklı alanda bir uzmanlığı var. Yani frontend onun için hiç önemli değil. Çünkü web uygulama geliştirici olmak istemiyor. Doğrudan veri bilimiyle ilgilenmek istiyor. Python'la, Python odaklı geliyor. Diyor ki mesela bana, hocam diyor ben frontend tarafına katılmak, yani katılmasam olur mu diyor. Tabii ki. Hocam kızacaksınız ama şu bizim kaynakla derdikler biraz karışık temelini anladım fakat hayır Kürşat. Bol bol araştırman lazım. Bütün başlıkları verdim. Çok fazla video var. Bazen internet bağlantımız sıkıntı olabiliyor. Mobil gelecek netim olduğu için onu bekliyorum. Mobilden de bilmiyorum. Oluyorsa mobil uygulamadan girenler var. Görüyorum. Telefonda yazıyor. Uyanıklar. Telefondan bakıyorlar. Abi. Ahmet sen yeni mi geldin? Videolar Teams üzerinde yayınlanıyor. Şu anda kaydı durduruyorum. Bundan